İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hareketli bir Türkiye haftasının ardından dop dolu bir programla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, ses tellerindeki küçük bir arızadan dolayı bu programı detone bir şekilde sunacağım. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Geçtiğimiz haftalarda Refah Yol iktidarı bitti. Bitti bitmesine ama bu iktidardaki kimi yetkililer gider ayak öylesine uygulamalar yaptılar ki. Buyurun. Şöyle birkaç yıl daha, birkaç yıl daha olsa ne olur? Ucundan açık yani birkaç yıl. Alo? Evet benim bakan. Buyurun. Efendim. Evet efendim. Buradayım efendim, evet. Anlaşıldı. Hükümetten çekiliyoruz. Bakanlıkları teslim ediyoruz. Tamam efendim. Tabii ki ben de bakanlığı teslim edeceğim efendim. Anlaşıldı efendim. Ulan şunda daha bir yıl oldu. Şöyle tadınca bakanlığın tadını çıkaramadık ki. Memleket meselelerine şöyle bir güzel bakamadık ki. Allah'ım şuraya bak. Bakanlığımın ömrü at kuyruğuna konmuş bir kelebek kadar kısaymış. Ama yok. Bana yar olmayan bir bakanlığı ben başkasına yar etmem. Nereden başlasam? Tamam. Önce şu daktilodan başlayayım. Şu daktilodan başlayayım. Olmaz. Şuradaki ben A harfini bir sökeyim. Benden sonra gelecek olan bakan, bakanlık yerine bökönlük yazar. Telefon. Ulan bu kadar bedava telefonu bir daha nerede bulacağım? En iyisi çevirelim. Almanya yani. Alo, amuca. Ha, benim bakan yeğenim. Amuca, vakıf çalışmaları nasıl gidiyor? Ha, vallahi amca hiç şey değiliz. Hükümeti devrediyoruz, dolayısıyla bakanlığı da devrediyoruz. Neyse amca sen şimdi memleket havalarını özlemişsindir. Şu memleket havalarını bir dinle. Gel! Bakanım. Muzaffer. Bakanım. Muzaffer. Bakanım. Muzaffer. Gel Muzaffer gel. Evet, bizim ihale işi var biliyorsunuz onun için geldim. Çıkar. Buyurun efendim. Buyurun. Muzaffer. Efendim. Gerçi daha yeni yıla çok var ama biz bu 1998 saatli marif takvimlerinden sana kaç tane sipariş etmiştik bakanlık olarak? 100 bin. 100 bin yetmez. 200 bin yetmez. 300 bin. 300 bin mi ya bu? 400 bin olsun. 500 bin. Lan 1 milyon tane ya. Al çabuk şunu götür. Özel kalemden çekil üstünü her şeyini al tamam mı? Hadi çabuk çabuk. Muzaffer. Çabuk ama geç kalma akşama kadar hallet. Ne yapayım? Şu bizim yardımcıyı da arayalım. Alo. Amca sen dinle dinle amca. Amca ben buradayım. Rıfat. Şimdi dinliyorsun beni. Bakanlık odasına ne kadar hısım ve akraban varsa, ne kadar hemşerin varsa çağırıyorsun. Hemen 1 saat içinde burada olacak şekilde anlaşıldı mı? Ya bakan bey geldiğiniz zaman çıktı. Hısım akraba değil misin sen efendim? Sen onlar kartlar, kağıtlar herkesin elinde kalacak. Kağıtlar onu kendine koyacaksın. Bak, bakanım tamam geldi. Sus çekil. Bakanım emrettiğiniz gibi bütün hısım, akraba ve hemşerilerinizi topladım. İsterseniz sayabilirsiniz. Akrabalarım burada mı? Akraba parmak kaldır. Hısım burada mı? Hısım parmak kaldır. Hemşeriler burada mı? Hemşeriler parmak kaldır. Güzel. Eğer başkanım benim gider ayak kadrolaşmadığımı duyarsa ben bir dahaki seçimlere değil milletvekili meclis berberi bile olamam. Amca seni müfettiş yaptım hayırlı uğurlu olsun. Dayı oğlu buraya gel. Seni kaymakam yaptım. Ama ben berberim. Herkes sıra şey kaymakam oldum diyorsan kaymakam oldum. Gel bakayım. Sen kimsin? Allah kızı. Ha seni de özel okulların bağlı olduğu özel kalem müdiresi yaptım hayırlı olsun. Hadi teşekkür ederim. Güzel gel bakayım sen buraya. Seni de ne yaptım hareket orduları kumandanı yaptım. Öyle bir şey olmaz seni de Tarım Bakanlığı'na bağlı özel dolma kalem müdürü yaptım. Sağ ol. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sen ne istiyorsun? Ben artık mezun olmak istiyorum efendim. Mezun olmak istiyorsun. Belki seni de mezun ederim. Aferin benim yeğenim. Amcamın oğludur benim. Amca dinliyor musun memleket havalarında? Her neyse gayet güzel. Çok güzel şekilde kadrolaşacağız. Sen ne işin var burada? Ben sokaktan geçiyordum. Beni zorla getirdiler. Bakan olarak giderek benden bir isteğin yok mu? Silikon. Silikonlarını mı yaptırmak istiyorsun? Yaptıralım bakanlık bütçesinden hemen onaylayalım hemen gidelim. Hayırlı uğurlu olsun. Sen gel bakayım. Sen ne istiyorsun? Ben sizin ayağınızı imza isteyeyim. İmza da isteyenler varmış. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir bakan olarak gider ayak diyorum ki belediyelere de bir 3 trilyon lira versem. Aa! 3 de yetmez 5 trilyon versem. Aa! 5 de yetmez 7 trilyon versem. Ver bakanım ver.
Sünnet korkusu bir gencin hayatını nasıl değiştirdi? Zikri ile dünya turu. Bomba uzmanı işsiz kalınca. Tarihi eser kaçakçılığında son sistem metot nasıl suya düştü? Amerika'ya sığınan müthiş Türkler Ayşegül, Engin, Selim ve Halil neler yapıyor? DYP'de Türk siyasi hayatını sarsan inanılmaz istifa. Uçan kahraman Gazman bu hafta Türk turizminin hizmetinde. Bizim dizilerimizin bu haftaki konukları Temel ve Ferişta. Az sonra. Sevgili seyirciler, hayatımız boyunca birçok korkuyla karşı karşıya kalırız. Bu korkulardan biri de özellikle erkekleri ilgilendiren sünnet korkusudur. İşte size sünnetten korkan bir çocuğun ibret verici hikayesi. Buyurun. Anne ya, istemiyorum ben. Ne oldu? Geldim. Geldim. Ne oldu? Olmaz. Olmadan olmaz. Bilmiyor musun bunu? Sen yalnız olmuyor mu? Olmuyor. Sünnetçimiz de geldi. Kusura bakmayın, geciktim. Evet, delikanlı da hazırsa kesme işlemine başlayalım. Hazır amcası, hazır. Kesebiliriz artık. Ya ben istemiyorum kestirmek. Hadi. Siz delikanlıyı tutun. Ben de usturayı hazırlayayım. Kestirmeyeceğim bana. İstemiyorum kestirmek. Abi sus sen bakayım. Ya bakalım kestir. Hani biz de kestiriz. Dur bırak, ne var? Yemek. Ne var oğlum burada ya? Gel oğlum, gel buraya. Zamanında herkes kestirdi. Baban da kestirdi. Bak, sünnet döneminden kaçılmaz. Kaçıyorum işte. Beni yakalayamazsınız, anladınız mı? Asla yakalayamazsınız. Kaçıyor. 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 Yakup Bey, yakalasın. Çökermeden çıktım da halim. Aman başım sünnetçi değilim. Ya! Peki nereden bilelim biz senin sünnetçi olup olmadığını ha? Size bir müjdem var. Müjde mi? Evet. Sor bakayım, ne müjdesiymiş? Ne müjdesi bu böyle? Bugün size af çıktı. Size bunu söylemeye geldim işte. Af çıktı, af. Af mı? Bir dakika ya, nereden inanma? Çıkmış bu ya. Sor, vuralım. Nereden ispatlayacaksın bunu? İspatı işte burada. Yavaş. İspat. Evet, ispat. Gel bakayım buraya doğru. Yavaş. Bakın burada yazıyor, evet. Getir.
Hadi yavaş, hadi dikkatli ol. Gördünüz mü arkadaşlar? Af çıkmış. Sünnet göçeklerine. Gördünüz mü af çıkmış? Arkadaşlar, arkadaşlar artık silahlarımızı bırakıp şehre inebiliriz. Ümmete yorgun düştüm de ceylan. Hasret tükettim, bittim de ceylan. Ümmete yorgun düştüm de ceylan. Dünya televizyonlarından derlediği haberlerle muhabirimiz Zikri sizlerle. Söz sende Zikri. Teşekkürler Hamdi. Sevgili seyirciler, Zikri ile Dünya Turu'na hoş geldiniz. Dünya televizyonlarından derlediğim ilgi çekici haberlerle yine karşınızdayım ve hemen ilk haberime geçmek istiyorum. Sevgili seyirciler, fillerle alay etmek çok kötü. Bakın, yıllar önce bir fille alay eden arkadaşım Max'in başına yıllar sonra neler geldi? İzleyelim. Hey, Dumbo! Nene! Hoş! Sevgili seyirciler, şakalar ikiye ayrılır. Eşek şakaları ve normal şakalar. Bakın, gıcık arkadaşım Johansen otelde kalan bir müşterisine nasıl eşek şakası yaptı? İzleyelim. Nahoş! Sevgili seyirciler, kanguruların çok iyi kayak yaptığını biliyor muydunuz? Vallahi bakın, geçenlerde Alp dağlarındaki bir kanguru nasıl ustalara taş çıkarırcasına kayak yaptı. İzleyelim. Hoş! Sevgili seyirciler, haftaya hepinizi Zikri ile Dünya Turu'na bekliyorum. Evde pişirdiğim mücveri paylaşmak için. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, her işin bir ustası vardır. Ama bazı işler vardır ki mutlaka ama mutlaka uzmanı tarafından yapılmalıdır. Buyurun. Mesut, rüyada gibiyim. Nihayet haftalardan beri ilk defa yalnız kalabildik. Ben de seni çok özledim karıcığım. Mesut, bir şey soracağım. Söyle. Niye hep seni çağırıyorlar? Bu işten anlayan başka hiç kimse yok mu? Öyle deme ama Aysel diye. Hani insanların ihtiyacı varken kaytarmak bana yakışmaz. İnşallah seni bir hafta aramazlar da baş başa kalırız. Af! Hay, açmayacağız. Aa, açmayacağız. Ya önemli bir şey Aysel. Bana ne? Bizim aile saadetimizden önemli mi? Açmayacağız. Ama belki de iş için değildir. Ver, konuşayım. Hadi Aysel. Hadi ver şunu Aysel. Alo? Evet benim. Ne? Yapma ya. Neredesiniz? Tamam, hemen geliyorum. Gitmem gerekiyor Aysel. Bu seferki büyük ve riskli bir iş. Merak etme güzelim. İşimi halleder halletmez hemen dönerim, tamam? Ya bir kere de sensiz halletsinler ya. Olur mu? Ben profesyonelim kızım. Bu işi ben hallederim. Öpücük. Dikkatli ol. Merak etme. Çok dikkat et ama. Mesut abi geliyor. Mesut abi. İşte geldim.
İnanın sizi rahatsız etmeyecektim. Ama bu seferki gerçekten çok büyüktü. Yani riski büyüktü. Yani küçücük bir ihmalkarlık yüzünden koskoca Meret adamın elinde patlıyor vallahi. Merak etme, ben profesyonelim, bu işi hallederim. Yalnız şu kalabalığı dağıtın da rahat çalışalım. Hadi tamam arkadaşlar, tamam. Ne oldu? Bak şimdi, bak şimdi şıp diye bulacak. Mesut Bey, bu oğlum üstüne adam tanımam vallahi. Bu değil. Beyler, konsantrasyonumu bozmayın. Duyamıyorum, sessiz olun. Bu da değil. Şu arkalardan başka verin bakayım. İşte bu. Bal gibi karpuz, gönül rahatlığıyla eve götür. Akşamın hatırı sayılır misafirim vardı. Sayende kelek karpuz yemekten kurtulduk. Allah senden razı olsun Mesut Bey. Ben profesyonelim. Kaçakçılık hala önlenemeyen bir suç olmayı sürdürüyor. Bunun nedeni kaçakçıların sürekli yeni olarak geliştirdiği modern yöntemler. Buyurun. Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'tan beklenen TK-304 sefer sayılı uçağı limanımıza inmiştir. Turkish Airlines Flight Number 334 from Frankfurt has landed. Bir susun ya! Bir susun ya! Polisleri huylandıracaksınız ya! Ya Maksut abi, biz konuşmuyoruz ki, konuşan anons bacı! Anam Maksut abi, benim şeylerim acıyor ya! Of! Heslenme kurban olayım, biraz daha dayanıyor. Bak 2 saat sonra köşeyi döneceğiz ya! Maksut abi, ortalıklarda polis neyin gözükmüyor, gidelim mi? Tamam hadi gidelim ha. Şşt! Arkadaşlar ben hiçbir şey yokmuş gibi yapın. Böyle davranın, beni takip edin. Tamam hadi yürü hadi. Nasıl abi, kasma kendini, kasma. Ulan güldür beni. Güldür beni. Adam. Arkadaşlar birazdan sabredin, valla birkaç metre sonra yurt dışındayız ha. Ya Maksut abi, beni acıyor ya. Oğlum kurban olayım, sus artık ya. Polislere uyandıracaksın ya. Dur lan! Ulan! Arayın şunların üstlerini çabuk! Hadi bakalım amirim. Ha, biraz sonralarına bakın. Baş üstüne benim. Kaldır nelerizi. Hadi! Ne kıkıcı ya. Amirim. Baksın abi. Amirim, bu ne menen bir şeydir ya. Bir tane daha çıktı. Ha? Nereden? Amirim, bir de böyle bir şey var. Oha! Yani pes. Bakın bakalım daha başka bir şey var. Hayır efendim, başka hiçbir şey yok. Yok mu? Yok. Bitmiş. Sen! Geçin! Çık! Geç. Sıradaki gelsin. Sıradaki. Bakın, başka bir şey var. Yok gibi. Tamamdır amirim. Bu da bitti, tamam. Bitti mi? Evet. Geçin! Çocuğum! Ya bakalım. Sıradaki gelsin. Ya. Ne oluyor? Ne? Kurban olma amirim. Amirim, ben böyle şey görmedim hayatımda. Ben sanki... Oha. Bu bizi zorlayacak beni. Çüş! Ulan bu ne? Yavaş. Bir de sor geri gibi. Hazır. Hadi. 1, 2, 3. Yavaş. Yavaş. Bu ne ya? Yani bu zamana kadar çok şey kaçıran gördüm ama koskoca Roma sütununu kaçıran adamı ilk defa görüyorum.
Pes vallahi. Sevgili seyirciler, son siyasi gelişmeler bazı kişileri Amerika'ya gitmeye zorlayacak gibi görünüyor. Hal böyle olunca da biz de Amerika'da hayat nasıl dedik. Ayşegül Tecimer, Engin Civan, Selim Edes ve Halil Bezmen dosyasını bir kez daha gündeme getirmeyi uygun gördük. Buyurun. Ali abi, ne oldu bizim 1 milyon dolar? Ya halledeceğiz ya, uzatma. Para işini konuşmayalım bu akşam. Ama şunu söyleyeyim, o Wall Street'te hisse senetli yükseliyor. Petrolde özellikle ona dikkat etmek lazım. Ben biraz çık bakayım, gelmiş olma. Ne karşılığı var? Oh! Var! Oh! Canım, Ayşegül! Bırak bakalım, bırak. Hoş geldin. Ne kadar uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu elbette ama önemli değil. Yeter ki kalpler bir olsun. Canım. Bak bak burada kimler var. Selim Edes. Hoş geldin. Ve Halil Bezmen. Nasılsınız? İşte muhteşem dörtlü bir araya geldi. Ne demişler? Yolu mahkemeden geçen herkes bir gün Amerika'da buluşuyor. Ay o senin kolun hala sargılı mı? Memleket hasreti, ne yaparsın Ayşegül? Görüyorsun memleketimin kurşunu, memleketimin altısı, memleketimin yemenisi de. Bırak bak bize neler getirdin bakalım, ondan bahset sen. Bastırma var mı bastırma? Ha, bastırma. Şey var, şey var. Bak belin dülümü unuttuysan bozun şunu. Aç bakalım aç. Of. Oo. İşte sana dürüm. Sağ ol müdürüm. Bastırma. Bastırmaya bakın. Ah bastırma yazı gibi şuraya bak bak. Bakın eski peşiyer bir müzayededen al. Burada müzeye satacağım çocuklar. Seni. Ya şuraya bakın arkadaşlar. Şunun böyle kokusunu duyunca içimi böyle zapt edilmeyen bir memleket hasreti kaldı. Ah ulan çok İstanbul. Ah ulan İstanbul. Ah. Şuraya bak, taş fırından geldi. Kalbim taş gibi oldu. Ben memleket hasretinden taş gibi. Arkadaşlar, bizler burada Florida sahillerinde milyonlarca dolar içinde özel havuzlu villalarımızda böyle yaşarken nasıl bir memleket hasreti içinde kurandığımızı bilseler neler yapmazlar değil mi onlar? Ya. Hadi. O zaman içimden şarkı söylemek geçiyor. Hadi isterseniz şu anıt salona geçelim. Orada bir memleket türküsü çığıralım. Söyleyelim be. Hadi güzel. Gidim Halil abi. Çok hadi Mekar buyur. Buyur. Güzel. Ayşegül aranıza hoş geldin. Hoş buldum Engin. Ayşegül, Engin, Halil, Selim takımı tamamladı. Kasasına, parasına, İstanbul borsasına, bin can feda evlat bankasına. Her köşesi kıradım, vergileri vermedim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Sanatına, antikasına, padişah turasına, kurban olan gümrük çıkışlarına. Rüşvetimi veririm, ihalemi isterim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Hem sevdik, hem tercih.
memleketimiz için yaptı. Dolarlar, milyonlarca dolarlar memlekete feda oldu. DF'de Türk siyasi hayatını sarsan inanılmaz istifa. Uçan kahraman Gazman bu hafta Türk turizminin hizmetinde. Bizim dizilerimizin bu haftaki konukları Temel ve Ferişta. Az sonra. Seyirciler, DYP'de bir yağmur gibi birbiri ardına gelen istifalar Çiller'i etkilemedi. Ama az önce öyle bir istifa gerçekleşti ki Çiller bile ne yapacağını şaşırdı. Buyurun. Babam, yağma yok ama, yağma yok. Clinton'a şikayet edeceğimdir. FIFA'ya şikayet edeceğimdir. Fato'ya, teke tek programına çıkacağımdır. Koltuğumu geri alacağımdır. Sizi gidi, sivil darbeciler sizi. Neredesiniz feminist örgütler? Burada bir kadının, bir bacınızın koltuğu elinden alınıyor. Siz hala dayak yiyen kadınlarla uğraşıyorsunuzdur. Gir dedim. Efendim, size kötü bir haber vermek zorundayım. Kazman milletvekilimiz Hidayet uyandı da istifa etmiş efendim. Ne? Ne diyorsun ayol? Enişte ona Sergen kadar para teklif etmemiş miydi? Karşı taraf daha mı çok yemlemiş? Hayır efendim, para falan almamış. Ülkemizin içinde bulunduğu kritik durum falan demiş. Gitmiş. Milletvekiline gıcık oluyordum. Çayına sekiz şeker atan partimize yakışmayan bir milletvekiliydi. Gel hadi! Gel! Ay, sıkıntı bastı vallahi. Gel! Şey efendim. Nasıl desem bilmem ki. Size kötü bir haberim var. Şinasi geç olduğuyla Sami Tıp Nefes istifalarını açıkladılar efendim. Değil mi? Evet. Değil mi? Çık! Çık şimdi! Çık! Çık! Ay o kuzucuklarım tek tek diyor. Sürüme kurt girdi vallahi. Aman! Niye üzülüyorum ki? Sami ve Şinasi'yi Mesut Yılmaz kadar bile sevmezdim zaten. Kurtuldum. Gir. Senden kuş burnu çayı isteyen oldu mu? Efendim, görevli arkadaşlar korktuğu için bu istifa haberini benim size iletmemi söylediler. İstifa mı? Gene mi? Efendim, Boğazlıyan milletvekili Kemal Cila beyefendi az önce genel merkezimize istifa ettiğini bildirmişler efendim. Çabuk git ve bana kuş burnu, ecevit burnu, ne burnu olursa olsun sakinleştirici bir burun getir. Başladım. Çık! 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 Alo? Ne var? Ne? İzzet Karayarık'ta mı istifa etti? Ahlaksızlar, korkaklar, güneş motel komplocuları. Evet. Çık! 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 Ahlaksızlar! Çık! Çık! Hepiniz istifa edin! Beyaz bayrak değil, benim efendim. Ben şey etmek amacıyla size şey etmiştim de. Ne? Bakın Tansu Hanım, başta söyleyeyim, elçiye zeval olmaz değil mi? Elçinin vereceği habere bağlı. Söyle.
şey efendim, hani şey var ya... O kim? O da gidiyor efendim. O kim? Ne? Bana! Ne diyorsun? Yok yok yok, saçmalama. O bir yere gidemez. O bir yere gidemez. Vallahi doğru söylüyorum hanımefendi. Yani maalesef gidiyor ve istifasını bile verdi. Yok 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 yok. İstifalar sizi başınıza döndürmüş. O bir yere gidemez. Yok yok yok. Gidemez, gidemez. Yok, ama maalesef gidiyor hanımefendi. Hayır. Saçmalama. O beni terk edemez. Bakın hanımefendi, maalesef terk ediyor. Hatta şimdi şu an kapıdan çıkmak üzere. Ne diyorsun? Ya. Gidelim öyleyse. Gidelim. Yakalayalım. Yakalayalım. Çabuk, 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 çabuk. Sen nasıl gidersin yavrum? Sen de mi Brutus? Sen de mi bırakıyorsun beni? Kurda, kuşa, Mesut'a yem etme beni. Ne olur beni de götür. Topbaşı, tenbaşı düşün, kırat. Zaten bunları düşündüğüm için gidiyorum. Sen de bir düşünsen, iyi edersin. Uçan kahramanımız Gazman bu haftada Türk turizminin hizmetinde. Buyurun. Tanıştıralım bayan yani. Ben Tecavüz Musiki Cemiyeti as solisti Maksut. Bu da bana bu tecavüzle eşlik edecek olan değerli saz arkadaşım Kamış Kemane Üstadı Cenabettin. Beyler bayanları korkutmayın olur mu? Sen çekil aradan yerli malı. Bizim işimiz madamlarla bir kere. Bir kere hemen biz senin yapacağın işi çok daha iyi yapabiliriz. Fraulaynlar, bayanlar, rükmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi etrafımız doğal ve tarihi güzelliklerle dolu. Hele o tarihi güzellikleri bir görseniz, ama görmek yetmez. Yaşamanız da lazım. İsterseniz size harem dairesini seve seve gezdiririz. Ya Maksut abi, Maksut abi niye böyle uzun cümleler kullanıp boşu boşuna o değerli vaktimizi harcıyorsun ya? Niye harcıyorum lan ben doğru ha? Hemen icraata geçelim abi. Geçelim abi. Hadi beyler yok, bunlar hadi, turist yapmayın. Yapmayın. Beyler! Ya, bir dakika yapmayın, ya, bir dakika yapmayın. Ya. Ya sen el alemin... Vuruyorsun durduk yere. Hem sen kimden yanasın ya? Vatan haini lan bu. Bir kere bu bayanlar Türk erkeklerin o meşhur performansını görmek için geldiler. Sen onları bu performanstan niye mahrum bırakıyorsun? Lan rihber! Allah'ım, ne yapsam acaba? Benim anam! Buldum! Alo? Gazman'la mı görüşüyorum? Ailenizin kahramanı Gazman, buyurun. Gazman, burada iki tane madam da turist kadınlara tecavüz ediyorlar. Evet, çabuk gel Gazman. Siz mevki ve istikametinizi bildirin, hemen geliyorum hanımefendi. Tarif ediyorum. Thank you.
adam uğraşacaklar. Ben gittim. Yavrum benim be. Kazman! Kolay gelsin keresteler. Bakıyorum da tecavüz mersimini açmışsınız. Lan! Sen arkanı dönsün ya terbiyesiz. Burada bir turizm hizmeti yapıyoruz. Ayıp lan! Hop samca! Sana burada ekmek yok. Hadi kış kış kış. Hadi. Ulan toplumun yüz karaları. Çekilin o kadınların yanından. Ne diyorsun sen Sibop? Siz ki Anadolu'nun bağrından kopup gelmişsiniz ve böyle iğrenç işlerle uğraşıyorsunuz. Yakışır mı bir erkeğe böyle masum turist kadınlara tecavüz etmek ha? Lan! Ulan! Bütün enerjimi ve gücümü adamlara harcayacaktım ama arada seni de döverim olur biter. Yani karışmasın diye söylüyorum. Acaba dayağını sarayım mı yoksa burada mı yemek istersin? He? Ya Maksut abi burada turizm patlamış. Sen tutup şu palyaçoyla uğraşıyorsun ya. Dur ya. Şşş, hiç kimse bana palyaço diyemez. Ben bir halk kahramanıyım. Allah tuttuğunu altın etsin Gazman. Türk turizmi yaptığın bu hizmeti asla unutmayacak. Sizinle işim bitmedi daha kertenkeleler. Size öyle bir ceza düşündüm ki ömür boyu unutmayacaksınız. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu kıyafetlerle yol boyunca yürüyeceksiniz. Karşınızda sizin gibi böyle iki maganda çıkana kadar yürüyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Gazın iyiyim Gazman abi. Yapma abi. Böyle ceza verir mi? Abi bizi öldür ama böyle bir şey isteme ne olur. Uzatmayın. Tamam. Hadi yürü. Oldu. Çabuk çabuk. Çabuk. Kıvır. İyice kıvır. Evet hanımlar nasıl? Çözümümü beğendiniz mi? Yes. Good. Yes. Çözümüm good. Yes. Hanımlar, ülkemiz bir turizm cennetidir. Arada böyle iki tane çürük yumurta çıkar ama onları aldırmayın. Benim için de mutlaka ölü denizi görün. Şimdi ben yeni maceralara doğru uçuyorum. Siper alın. Ailenizin kahramanı Gazman bir telefonda şak diye gelir, mevzuyu şıp diye çözer. Hoşça kalın hanımlar. Allah inişte kimlerine seval vermesin. Güle güle sevgi kelebeği. Allah Avrupa semalarında uçmak nasip etsin. Gazman seni Süpermen'den bile daha çok seviyorum. Sevgili seyirciler bizim dizilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın konukları mahallenin muhtarlarının temeli ve bir demet tiyatronun feriştahı. Buyurun. Feriştah yenge nereyesin daha seni aramadığım yer kalmadı da. Buyurun bir arzunuz mu vardı? Bayılırım arzulu erkeklere. Şey Feriştah yenge beni Numan amca yolladı burada çırılacak odunlar varmış da öyle değil mi Ula Çaydanlık? Öyle bak 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 başlayalım. Senin adın ne Edeleli adam? Benim adım Temel da. Hormonlu Temel. Bayılırım Edeleli erkeklere. Senin kollarında benim fantezilerimi süsleyecek kadar güçlü ve edeleli. Sen neler söylüyorsun Feriştah yenge? Feriştah yenge diyen dillerini yerim senin. Yalarım, yutarım, yavrurum benim. Baltalı ilahım. Huylanıyorum Feriştah yenge yapma ya. Temelim, içgüdüm. Uy. Hele bir el at da fantezilerini realize edelim. Hayata geçirelim. Bu diri vücut senin edeleli kollarında mest olmak ister. Vallahi cest olmak ister. Baksana bak, bana bak sen. Sen değil Feriştah'ın gelse bile benim baştan çıkaramaz. Çünkü ben Fadime'yi seviyorum. O benim yavuklum, anlaşıldı mı? Al şunu şimdi, bu baltaya sap ol. Öyle değil mi Çaydanlık? Öyle. Hadi bana eyvallah. Vıcık vıcık bir yaz günüydü. Kocam Numan ayısını yatmakta olduğu hastanede ziyaret edecektim.
hastanenin labirentlik koridorlarında Numan ayısının odasını ararken birden kendimi Doktor Temel'in odasında bulmuştum. Doktor Temel Bey. Kenon. Hastanız Numan ayısı hakkında görüşecektim. Ben Ferişta. Velesi misiniz? Öyle sayılır. Eşi, durumu nasıl? Uy, buradaki filmlere bakıldığında böyle hastanızın maalesef 40 yıllık ömrü kalmış bulunuyor. Ne olur bu son 40 yılını huzur ve rahat ve mutluluk içerisinde geçirmesine yardımcı olun. Öyle değil mi ula çaydanlık? Bak nasıl da başsallıyor. Ne diyorsunuz? 40 yıl mı? Tıp bu durumda bir şey yapamıyor mu? 40 yıl bu... Ne gibi bir şey yapmamızı istiyorsunuz Ferişta Hanım ya? Ne gibi daha? Siz daha iyi bilirsiniz Doktor Bey. Mesela yapacağınız yanlış bir iğne Numan ayısını nur içinde yatırtamaz mı? Veya toprağını bol edemez mi? Tıp bu kadar çaresiz mi? Siz neler söylüyorsunuz Ferişta Hanım? Ben namusum ve şerefim üzerine Hipokrat yemin etmiş bir adamım. Daha... Aman doktor, canım doktor, derdime bir terapi lütfen. Bu şahsiyetsiz ve imaj yoksunu heriften kurtarın beni. Parayla imajın kimde olduğu bilinmez Ferişta Hanım. Öyle değil mi ula çaydanlık? Bak nasıl da kafa sallayayım. Ah, ne kadar esprilisiniz. Üstelik ne kadar edelilisiniz. Bu edelili kollar kim bilir kaç hasta karısının diri vücuduna balans ayarı yapmıştır. İsterseniz Ferişte Hanım size de bir balans ayarı yapabiliriz de. Ah, o halde neden Numan ayısını ortadan kaldırıp bu iki diri vücuda samanlığı seyran ettirmiyoruz? Ferişte Hanım aslında bu tıbben mümkün de benim Fadime ne olacak da? Fadime de kim? Benim yavuklumdur Fadime de. Gitsin bir yanlış yine de ona yapıp tedaviden kaldırırız. Doktor sensin. Doktor benim doğru da. Edelelim. Fentezim. Edelelim. Fentezim de. Edelelim. Fentezim.